Merhaba arkadaşlar, Emko Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bu video serimizin 3. videosu olacak. Birinci videoda PLC'mizin fiziksel özelliklerini incelemiştik. İkinci videomuzda ise PLC'mizin girişlerine sensör, buton gibi elemanların, malzemelerin nasıl bağlandığını öğrenmiştik. Bu videomuzda da PLC'mizin çıkışına alıcıları, iş elemanlarını nasıl bağlayacağımızı öğreneceğiz. Hatırlatayım, Emco marka, Iperto marka PLC'mizin 9 adet fiziksel girişi vardı, dijital girişi. 6 adet de dijital çıkışımız vardı. Sayı yeterli olmazsa genişleme modüllerimizle yanına bağlamak suretiyle giriş çıkış sayısını ve çeşidini arttırabiliyorduk. Bu videomuzda bir alıcıyı, yani 220 volt ile çalışan bir lambayı PLC'mizin çıkışına nasıl bağlayacağımızı göreceğiz. Bağlama prensibi aslında aynı birçok malzemede. Dolayısıyla bir tanesinin prensibini öğrenince gücü farklı da olsa, gerilimi farklı da olsa bu öğrendiğimiz prensibi kullanarak yine bağlantımızı çok rahatlıkla yapabileceğiz. Bizim elimizdeki PLC transistör çıkışlı bir PLC. PLC'ler transistör çıkışlı çıkış olmak üzere iki çeşit üretiliyorlar. Biz çoğunlukla transistör çıkışlı PLC'ler tercih ediyoruz. Bu PLC'mizin çıkışlarında transistörler mevcut. 6 adet şu şekilde yüksek akımı anahtarlayabilen transistörler var. Eğer burada röleli çıkışlı olsaydı, burada transistör yerine rölelerimiz olacaktı. Röle kontaklarımızdan anahtarlama yapacaktık. Ancak röleli olduğu zaman çıkışlarımız yüksek hızda açıp kapatamıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi röleler mekanik birer yapı ve çok hızlı açılıp kapanamıyorlar. Dolayısıyla yüksek açılıp kapanma gerektiren durumlarda, yani mesela step motor sürme, servo motor gibi sürme gibi ya da PID uygulamalarında rölelerle bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. O yüzden transistörlü çıkışı tercih ediyoruz. Peki bu transistörlü çıkışta direkt bir alıcıyı sürebilir miyiz? Transistörlü çıkışlarımız 300 mA'a kadar akım verebiliyor. Eğer alıcımız 24 volt ve 300 mA'nın altında bir akım çekiyorsa direkt buradan sürebiliyoruz. Ancak biz çoğunlukla çıkışta röle kullanmayı tercih ediyoruz. Ya da bu şekilde röle gruplarımız var. Onları tercih ediyoruz. O yüzden daha çok transistör çıkışlı PLC'leri tercih ediyoruz. Bir avantajı da şu transistör çıkışlı PLC'lerimizin. Eğer röle çıkışlı olsaydı ve içindeki röleyi kullansaydık açma kapama işlemlerinde, belli bir süre sonra rölenin kontakları deforme olabileceği için röleyi değiştirmek gerektiğinde PLC'mizin içine müdahale etmek gerekecekti. Bu da zor bir durum. O yüzden dışarıda röleyi tercih ediyoruz. Bozulursa dışarıdaki röleyi değiştirme ya da röle grubunu değiştirmeye yoluna gidiyoruz. Şimdi kullanacağımız röle ile ilgili kısa bir bilgi vereyim size. Daha sonra çizimimizi yapalım. Daha sonra da uygulamamızı yapalım. Şimdi PLC'lerin kullanımı için kolay böyle röle grupları üretiliyor. Bu da Emco, yine Iperto marka bir röle grubumuz. 8 adet röle bulunuyor içerisinde. Aynısını biz yapabilir miyiz? Evet, fakat burada bizim için bu şekilde yapılmış. Kapağını açayım göstereyim. Sökmüştüm size göstermek için. Gördüğünüz gibi 8 adet röle var. Yani 1 byte'lık röle var. Her bir röle için 1 adet led konulmuş. Aktif olan çıkış hangisi ise buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda her rölenin bobin uçlarına ters birer diyot bağlanmış. Bu diyotların görevi ise rölenin açılıp kapanması esnasında, yani bobine enerji verip enerji kesilirken bobin üzerinde oluşacak ters gerilim, ters elektromanyetik kuvvet PLC'mizin çıkışlarına hasar verebiliyor yüksek hızlı anahtarlamalarda. Yüksek hızlı dolması hasar verebiliyor. Dolayısıyla bu diyot o ters elektromotor kuvvetini kısa devre ederek PLC'nin çıkışlarına ters bir gerilim gelmesini engelliyor. Buradaki her bir diyodun görevi bu. Yine bunlar Pertinax üzerinde monte edilmiş ve oldukça kaliteli röleler kullanılarak
Bu röle grubu böyle bir plastik kutunun içerisine konulmuş ve bizim kullanımımıza sunulmuş. Şöyle ki bakın özelliği de burada yazılmakta. 8 adet 16 amper ve 250 volt AC yazıyor. Yani 16 ampere kadar kontakları dayanabiliyormuş her rölenin ve 250 voltluk gerilime kadar da dayanabiliyormuş. Yani bu gerilim ve akım değerine kadar kullanmak mümkün olabiliyormuş. Ne kadar üst sınırlarda kullanırsak, örneğin 16 amper ne kadar yaklaştıysak ve o kadar büyük gücü anahtarlıyorsak, kontaklarımız tabii ki daha kısa ömürlü oluyor. Ne kadar düşük güçte anahtarlama yaparsak, aç kapa yaparsak, kontaklarımız tabii ki daha uzun ömürlü oluyor. Sonuçta her bir kontağın açma kapama ömrü var. Bunu da dikkate aldığımızda işte 100 bin mi 1 milyon mu ömrü varsa sonuçta o kadarlık açma kapama sonucunda röle kontaklarımız deforme oluyor ve değiştirme ihtiyaç duyuyor. Duyuyoruz bunları. Çok da sık açılıp kapanması tabii tercih edilmeyen bir durum bu durumda. Şimdi bu rölemizi inceleyelim. 8 adet giriş konulmuş. Bakın buraya bir de ortak uçları var. Yani bunlar bobinleri temsil ediyor aslında. Bunlar da çıkışlar. Bir adet ortak uç, bir adet normalde kapalı uç, bir adet de normalde açık uç görünmekte. Yani şematik olarak hangi numaranın hangisine karşılık geldi görülüyor. Biz şimdi piyasemizin üzerinde çizimimizi yapalım. Daha sonra da bağlantımızı yapalım. Ben şimdi piyasemizin içine bir adet program attım. Bu program Q0 çıkışının 1 saniyelik bir açılıp kapanma süresi içerisinde açılıp kapıyor. Yani yarım saniye kapalı, yarım saniye de açık kalıyor. Öncelikle rölemizi çizelim. Şöyle röle bobinimi çiziyorum. Röle bobinimin iki tane bağlantı noktası var. Bir tanesinin adı A1, diğerinin adı A2. Rölemiz 24 volt DC röle olmak zorunda. Neden? Çünkü PLC'mizin çıkışı 24 volt DC. Bu rölemizin kontaklarını çektirebilmesi için 24 volt olması gerekir. Çok düşük olursa 12 voltluk röle kullanırsak röle bobini yanabilir. Çok yüksek olursa bu değer mesela 48 voltluk bir röle bobini kullanırsak o zaman da yeteri kadar enerjilenemeyeceği için, mıknatıslanamayacağı için kontakları çekmeyebilir. Dolayısıyla çıkış gerilimiyle uyumlu olmalı. Yani transistörlü PLC'mizin çıkış gerilimiyle uyumlu olmalı. PLC'lerimiz biliyorsunuz 24 voltta besliyoruz. O yüzden çıkışı da 24 volt olacaktır. Şimdi biz PLC'den herhangi bir çıkışı tercih etmeliyiz. Ben Q0 çıkışını tercih edeceğim. Çünkü içerisine program attım. Q0 çıkışı biraz önce de bahsettiğim gibi yarım saniye enerjili, yarım saniye enerjisiz kalacak şekilde programladım. Daha doğrusu bir adet kontak koydum. Q0'ı A1'e bağlıyorum. A2'yi de götürüyorum. GND hattına bağlıyorum. Yani şoseye bağlıyorum. Yani aynı güç kaynağının 0 voltuna bağlıyorum şu şekilde. Biraz önce bahsettiğim diyot ise şu şekilde bobine şöyle bağlı. Katodu yukarı gelecek şekilde bu şekilde paralel bağlı. Ters bağlarsak kısa devredecektir hattı. Özellikle bu şekilde ters bağlanmış. Burada oluşan ters gerilimi kendi üzerinden kısa devre etsin diye. Q0 çıkışı aktif olduğunda röle bobinimiz enerjilendi ve karşısında bulunan kontağı kendisine doğru çekti. Şöyle karşısındaki kontak grubunu da çizelim. Bir röle için çiziyoruz. Her çıkışa bir adet röle bağlayacağız. Şurası bizim ortak ucumuz. Değişik harflerle gösterilebiliyor veya rakamlarla gösterilebiliyor. Örneğin çoğu rölede bir numara ortak uçtur. 2 numara normalde kapalıdır. 4 numara da normalde açık şeklinde temsil ediliyor. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bunları ters yapayım. Şöyle olsun kontağımız şöyle duruyor olsun. Şurada da açık ucumuz duruyor olsun. Şurayı çiziyorum. Burayı 4 diyorum. Yani normalde açık kontağı sadece göstermek istiyorum şöyle. Şimdi şuna da nokta 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 yaparsak olursak paleti temsil edelim yayını. Enerjilendiği an kontağı kendisine doğru çekecek ve
şu kontak şu kısma değecektir. Böylece akım geçebilecektir iki kontak arasında. Biz bu rölemizin normalde ortak ucuna, yani normalde demeyeyim ortak ucuna enerji hattını bağlıyoruz. Dolayısıyla fazı buraya bağlayalım şöyle. Faz kontak çekili değilken sisteme enerjiyi iletmeyecektir. Dolayısıyla güvenlik açığı da oluşturmayacaktır. Şu açık uca, normalde açık ucun karşısına devamlı lambayı bağlıyoruz. Veya rezistansı veya ısıtıcımızı veya motorumuzu, neyse bu çok farklı alıcılar veya valv solenoidi, her şey olabilir. Onun diğer tarafına da yine üst tarafa verdiğimiz enerji türünün karşılığını koyuyoruz. Yani nötr burada kullanıyoruz. Eğer buraya bir DC gerilim verseydik, artı vermiş olsaydık, buraya da eksiye bağlamış olacaktık. Alternatif akım kullandığımız için üst uca faz verdik, alt uca da nötr vermek durumundayız. Ters verirsek çalışır mı? Tabii ki çalışır, ancak güvenlik açığı oluşur. Lamba yanmaz durumdayken de lambanın üzerinde faz oluşacağı için müdahale eden kişi yanmıyor diye enerji olmadığını düşünür ve elektrik çarpması yaşanabilir. O yüzden böyle yapıyoruz. Her zaman enerji hattını ortak uca veriyoruz. Burada normalde kapalıyı kullanmadım gördüğünüz gibi. Şimdi bu bağlantımızı yapacağız. Böylece 24 volt bir PLC çıkışıyla bir röle aracılığıyla 220 voltluk bir alıcıyı çalıştıracağız. Alıcının gücü şu an düşük ama siz daha yüksek güçlü alıcıları da kontrol edebilirsiniz. Çünkü kontaklarımız 16 ampere kadar dayanıyordu gördünüz. Daha yüksek akıma dayanan kontakları öyle de tercih edebilirsiniz. Peki birden fazla röle bağlamak istersek, her çıkışa bir röle bağlıyoruz sonuçta istiyorsak. Örneğin şuraya da bir röle bağlamak istersek bobinini bu şekilde buraya bağlıyoruz. Şunu yine sıfıra götürüyoruz. Buraya bir röle bağlamak istersek yine aynı şekilde böyle bağlıyoruz gibi. A1, A2, A1, A2, bunları da aynı şekilde bağlıyoruz. 8 adet. Pardon, bizde 6 çıkış olduğu için 6 adet röle bağlayabiliyoruz. Yetmiyorsa genişleme modülü kullanıyoruz. Biraz önce konuşmuştuk. Şimdi bu bağlantımızı birlikte yapalım. Gerçekten 220 voltluk bir alıcıyı aç kapa yapabilecek miyiz görelim. Bunu birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farklı alıcılar için de bağlantı prensibi aynı demiştik. Şimdi öncelikle PLC'mizi alalım. PLC'mizin giriş ve çıkışına, pardon, çıkış hattına, çıkış klemensinin en sondaki noktalarına, bağlantı yerlerine 24 voltu vermemiz gerekir. Tüm PLC'lerde böyle. Şu eksi ucum siyahla yapmıştım. Bir de artı şuraya ayarladım. Şu da artı hattım. Onu da 24 volta vermiş oldum. Yani çıkış transistörlerine şuraya gerekli gerilim seviyesini vermiş oldum. PLC'miz henüz enerjili değil. Çünkü PLC'mizin beslemesi altta veriyorsunuz. Şimdi PLC'mizin beslemesini de bağlayalım isterseniz şöyle. Bu da zaten PLC'nin çalışması için bir gereklilikti. Şöyle bağlıyoruz onu da, 24 volt beslemeyi. Böylece PLC'mize enerji geldi. Enerji gelir gelmez zaten RAN konumuna geçecek. Ben bir şart koşmadım, direkt RAN'a geçtiği için Q0 çıkışımız aç kapa yapmaya başladı. Şimdi onun dışında artık Q0 çıkışımızı bizim röle grubumuza aktarabiliriz. Şöyle şuraya koyarsak ya da şöyle de koyayım. Röle grubum da buradaydı biliyorsunuz. Biraz önce bakmıştık. Şimdi röle grubumuzun istediğimiz bir girişine bunu aktarabiliriz. Unutmamamız gereken bir şey var ki aynı güç kaynağının eksi ucunu burada bir numara yazan GND'ye bağlamalıyız. Neden? Çünkü burası bizim rölelerimizin A2 uçlarının birleşim yeri. Buradaki ortak uç. Şöyle şurası. Bakınız şurası. Yani şunların her biri bobin. Bu da onların biraz önce çizdiğimiz A2'lerin birleşim noktası şurası. Şimdi bunlardan bir tanesini tercih ederek de buradaki PLC'mizin çıkışını buraya aktaralım. Bir adet kablo bulalım şuradan. Bakalım nereye koyduk? Evet, şurada kablomuz aldık. Bunu Q0'a bağlıyorum şöyle. Bağladım. Ve ilgili
Röle grubunun istediğim bir girişini bağlıyorum. Hangi girişe bağlıyorsam onun rölesini kullanacağım. Direkt Clemens'e bağlar bağlamaz zaten sesi de duymaya başladınız muhtemelen. Rölem açılıp kapanmaya başladı. Birlikte bakalım. Şöyle görelim. Bakınız. PLC ile aynı anda. PLC'nin üzerindekini de görüyorsunuz. Röle grubunun üzerindekini de görüyorsunuz. Yani şu an şuradaki kontaklarım açılıp kapanmaya başladı. Şimdi lambamızı da bağlayalım röle grubumuza. Fakat lambaya önce enerji vermeyeceğim. Tedbir biliyorsunuz. Yoksa çarpılırım. Siz de böyle yapınız. En son enerji vereceğiz. Şimdi burayı nasıl bağlıyoruz? Biraz önce birlikte çizmiştik. Bakıyoruz yine. Faz hattı şuradan geliyor. Ortak uca giriyor. Faz hattını buluyorum. Faz hattım şu olsun. Ortak uca bağlamam gerekiyor. Bakarsınız ortak ucu burada. 12 numara görünüyor. Zaten C0 yazmış. C common C'si. Enerji vermemiştim biliyorsunuz. O yüzden rahatlıkla dokunabiliyorum. 220 volt vermedim henüz alıcıma veya sisteme. Evet. Faz hattımı girdim. Faz hattım kontaktan Q0'a geçecektir. Açığını kullanmak istiyorum. O yüzden buraya bakın şuraya lambamın bir ucunu bağlamalıyım. Lambamın bir ucunu bulayım şimdi burada. Gözlüğümüzü kenara koyalım. Lambamızın ucunu alalım. Lambamızın da ucunu bulduk. Diğer ucunu bakınız. Lambamızın bir ucu aldık. Ucunu da kırmışız galiba şöyle. Ucundaki yüksük kırılmış. Şöyle bağlayalım. Hala enerji vermedim. Çarpılmayalım diye. Evet, normalde açığına da bağladım. Bir daha göstereyim şimdi. Şöyle. Siyah kablo faz hattını temsil etti burada. Ortak uca girdim. Normalde açık kontaktan çıktım. Lambama gittim. Lambadan çıkıp nötr hattına gittim. Şimdi bağlantımı yapıyorum. Birlikte gözlemleyelim. Bakalım. Evet. PLC'm. Röle grubum. Lamba. Evet. Bu prensip tüm alıcılar için geçerli arkadaşlar. Yani röle ile kumanda etmek istediğimiz alıcılar için. Çok düşük güçlü bir alıcı bu. Ancak dediğim gibi yüksek güçlü alıcıları da kontrol edebilirsiniz. Tabii ki alıcımız artık rölemizin kontrol edemeyeceği büyüklükte ise o yüzden kontaktör üzerinden kontrol ediyoruz. Arada bir de kontaktör kullanıyoruz yani. Kısaca bir PLC'nin çıkışına alıcı bağlamak, röle üzerinden alıcı bağlamak bu şekilde arkadaşlar. Umarım ilgili meraklı arkadaşlarımıza, öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda, dördüncü videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.